Efendim mutlu geceler diliyoruz. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü ve haftayı birlikte noktalayacağız. Yeni güne ve hafta sonuna birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Efendim birazdan çok değerli bir canlı yayın konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Finans uzmanı, ekonomi uzmanı Erdal Biçer Bey bizlerle olacak efendim. Ekonomiyi konuşacağız, ekonomideki son hareketleri konuşacağız. Dolar, altın, euro ne durumda? Bunları konuşacağız efendim dakikalar sonra. Ama öncesinde özetlerimize bakıyoruz. Efendim Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman'ın katılımı ile İl Jandarma Komutanlığı'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kızılay Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kızılay Mahallesi'nin çehresinin değişeceğini söyledi. Birazdan bakacağız. Daha önce çekilen kurallar ile Rüstempaşa Mahallesi ikinci etap konutlarına yerleştirilemeyen hak sahipleri için 3. noter Havva Kaya'nın başkanlığına çekilen kura ile evlerine kavuştu. Şimdi burada da bir durum var. Rüstempaşa'da işte daha önce kurada ismi çıkmayanlar şimdi Sürsürü Mahallesi'ne vesaire yerleştirileceği ifade ediliyor. Ama buna Mustafa Paşalılar karşı çıkıyor. Bize söz verilmişti diyorlar. Tabii ne olacak bekleyip göreceğiz. Onların da bir bekleyişi var. Birazdan bakacağız efendim. İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve İl Genel Meclis üyeleri Karakoçan, Palu ve Kovancılar ilçelerinde karla mücadele çalışmalarını yürüten Elazığ İl Özel İdaresi ekipleriyle bir araya geldi. Birazdan bakacağız. MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek ve Aytunç Sunguroğlu, kapanan köy yollarının ulaşım açılması için büyük bir çaba sarf eden karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek başarılar diledi efendim. Ekipler ayrı ayrı gezdi İl Genel Meclis üyeleri. Birazdan bakacağız. Palu ilçesinde 2 metreye ulaşan kar köy yollarını ve ev girişlerini kapattı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla karları temizleyerek kar tünelleri açtılar. Birazdan bakacağız efendim. Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından trafikte zor anlar yaşansa da vatandaşlar bir taraftan da karın keyifli renkli görüntülerini çıkarmaya devam ediyor. Birazdan o görüntülere de bakmış olacağız. Efendim özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Efendim Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman'ın katılımıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İlçe Jandarma Komutanları katıldı. Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet, güvenlik ve asayiş uygulamalarına yönelik çalışmaları değerlendirildi. Vali Toroman Başkanlığı'nda ayrıca jandarmanın sorumluluğu alanında yapılması kar yağışı ile birlikte yapılan çalışmalar, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri gündeme taşındı. Evet efendim canlı yayınımıza devam ediyoruz. Tabii haftayı kapatırken her hafta olduğu gibi bu hafta da ekonomideki gelişmelere bakacağız. Piyasalar haftayı nasıl kapattı, neler yaşandı? Bunları konuşacağız efendim. Canlı yayın konuğumuz ekonomi uzmanı Erdal Biçer Bey bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir hocam. Ve bol kar yağışlı. Evet. Evet, kesinlikle öyle hocam. Tabii piyasalardaki durumu da merak ediyoruz. Piyasalar ne durumda diye. Evet. Merkez Bankası bu süreçte enflasyon raporunu açıkladı. Bununla başlayalım hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu enflasyon raporunu 2022 enflasyon raporlarını açıkladı. Tabii enflasyon raporlarında biliyorsunuz 2021'i en son %36 enflasyonla kapatmıştık ve hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi ve burada 2022'nin sonunda daha önce belirttiği %11.8 olarak gördüğü enflasyonu revize ederek yani iki katı yükselterek %23.2'ye yükseltti. Tabii buradaki şey biraz iyimser tablo çizdi. 2023 hedefleri de daha önce 5'ti. Sonra revize ederek 7'ye çıkardılar. %7 ve tek hane olsun diye şu anda da 2023 hedeflerinde %8.2 olarak belirtti. Tabii bu da tutturulabilir mi? Bu biraz piyasa açısından zor gözüküyor. Çünkü tek hanelilere böyle hemen düşmemiz imkansız. Buradaki özellikle
dolar kurunun yüksek olması, dövizin yüksek olması enflasyonu ister istemez yukarı doğru taşıyacaktır. Buradaki hedefleri tutturabilir miyiz? Yani piyasa açısından biz bunu çok da olumlu buluyoruz aslında. Ama tutturulabilecek bir seviye mi? İleriki zamanda göreceğiz ama piyasanın tahminlerine göre en az enflasyonun 2022'de 30-35'ler arası olacağını, özellikle bu önümüzdeki Ocak ayı enflasyonu birkaç gün sonra açıklanacaktır. Burada %50'ye yakın bir enflasyon bekleniyor, %45-50 arası. Yani %45-50 olan enflasyonu düşürmek çok kolay değil. Çünkü enflasyonu düşürmek için döviz kurunda düşmesi lazım. Burada kendisinin belirttiği dezenflasyona geçeceğiz. Dezenflasyon dediği yavaş yavaş enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz diyor. Burada kur korumalı TL mevduatlarındaki geçişlerin olduğunu ve böylece kurların yavaş yavaş aşağıya doğru geldikçe enflasyonun da düşeceğini belirtiyor. Tabii bu kur korumalı TL mevduatın maliyeye çok büyük yükü var. Bu yükü nasıl kaldırılacak? Onun henüz daha kesin sonuçları belli değil. Sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Onu 3 aylıklar, 6 aylıklar dolduğu zaman ve büyük bir risk, kur riski var sonuçta. Bunu nasıl başa çıkacaklar? Yani ileride zaman gösterecek bunu. Tabii burada zaten kendisinin lirayı özenle liraya doğru kaymayı desteklediklerini söylediler. Liralaşmaya doğru gidiyoruz ve Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yani dövizinizi bozun, liraya geçin, kur korumalı TL mevduata geçin. Bunu da kendisi de tekrar ifade etti. Yalnız buradaki kuru Merkez Bankası düşeceğini iddia ederek, yani kur korumalı TL mevduata geçerek hem dolarizasyon çözüleceğini öngörüyor. Burada da yavaş yavaş kurların düşeceğini, önümüzdeki günlerde işte 11'lere, önümüzdeki günler dediğim belki biraz daha uzun sürebilir, önümüzdeki aylarda diyelim, 11'lere kadar, 12'lere kadar veya en iyi ihtimal onlara kadar düşeceğini öngörüyorlar. Düşerse enflasyonda tabii ister istemez düşüşler olacaktır. Tabii talepler de kesilirse, özellikle pandemiden dolayı biliyorsun tedarik zincirlerinde büyük aksamalar vardı. Buradaki maliyetler yüksekti. İster istemez döviz kurunun da yüksekliği enflasyona yukarı yönde baskı yapıyordu. İnşallah enflasyonu daha da düşürürüz. Bizim temennimiz bu ama Merkez Bankası çok iyimser bir tablo çizdi. Piyasa olarak biz bunu çok böyle hemen enflasyonun düşeceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü ilk önce döviz kurlarının düşmesi lazım. Döviz kurları da ne kadar düşecek, yani çok eski seviyelerine geleceğini tahmin etmiyorum. Ama yani 11,5-12'lere kadar gelebilir, 11'lere de gelebilir. Ama bir 7'lere, 8'lere geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Merkez Bankası da oraya kadar gelmesini istemeyecektir. Çünkü düştükçe ister istemez dolarizasyona, ters dolarizasyona düştük mü, Merkez Bankası dövizleri almak isteyecektir. Çünkü rezervlerini yükseltmek isteyecektir. Onun için yani belki 11'lerde veya 10'larda Merkez Bankası da eğer düşerse tabii muhakkak döviz alarak ona aşağı düşmesini engelleyecektir. Çünkü çok düştüğü zaman da bu sefer ihracatta sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun dışında özellikle şeye değindi. Genellikle herkesin çok merak ettiği bir konu var. Kredi niye Merkez Bankası'nın faizleri %14 de niye bankalardaki kredi verme oranı %30? Bunu çok soruyorlardı. Hem Cumhurbaşkanımız geçen gün konuşmasında değindi. Sayın Kavcıoğlu da buna değindi. Özellikle özel bankalardan şikayetçi olduklarını, bunu düzeltmeleri gerektiğini söyledi. Çünkü kredi maliyetlerinin TL korumalı, kur korumalı TL mevduatta %14 ile topladıkları şeyi %27 veya %30'dan sanayiciye vermek güzel değil. Onu belirtti. Yani bunun maliyeti %14 değil de 17 olarak belirlediler. Yani 17'den maliyeti olan bir şeyi
27'ye 30'a satmaya, yani bu kadar büyük kar etmenin bir anlamı yok. Ve şeye yönlendirdi, bunlar vermiyorlarsa kamu bankalarına gidin, kamu bankalarından alın dedi. Bunu da özel sektörün de bunu karşılayacak gücü var mı? Bir de ona bakmak lazım yani. Şimdi tamam merkeze 14'ten aldın, kur korumalı tele mevduatlarının vadeleri 3 ay, 6 ay. Peki bunu sanayici kredi kullanmak istediği zaman 3 ay, 6 ay kullanmayacaktır. Muhakkak uzun vadeli kullanacaktır. Yani bu uzun vadeliye karşı özel bankalar sermayeleri nasıl güçlendirecekler? Ve onlar nasıl karşılayacaklar? Bu enflasyonla %36'nın veya %40'ların olduğu enflasyonda götürüp de %17 ile veya 20 ile verdiği zaman bunu nasıl karşılayacak? Yani onu da sorgulamak lazım. Bundan sonraki süreçte faizle ilgili sinyaller verdi. Sanki önümüzdeki aylarda artık faizin 14'te bir müddet yaz aylarına kadar kalacağını piyasa anladı. Onun için inşallah enflasyon düşer diyeceğiz. Kurda beraber hem enflasyon hem kurda beraber düşerse iyi olacak diyeceğiz. Tabii. Hocam bir de Amerikan Merkez Bankası da faiz kararlarını açıkladı. Oradaki durum ne? Zaten dünyanın en çok, yani inan ki bizlerden çok vatandaşın merak ettiği konulardan biri zaten Amerika Fed'in, Merkez Bankası Fed'in kararıydı. Kararları. Geçen gün ayın 26'sında kararını Sayın Powell açıkladı. Faizleri arttırmadılar ama enflasyonun %7 olduğu bir ülkede muhakkak faizlerini arttırmak isteyeceklerdir. Bunu piyasaya 16 Mart'ta bir toplantıları daha var. 16 Mart'ta bunu net olarak söylemedi ama o sinyali verdi. 16 Mart'ta toplantıda faizi görüşeceğiz dedi. Ve en az piyasada bunun 5 faiz arttırımı yıl içerisinde, 2022 içerisinde 5, en az 5 tane faiz arttırımını baz alarak bu da dolara, dünyada doların değer almasına etki yaptı. Faizlerin dışında büyümede Amerika'da şu anda iyi bir büyüme yakaladılar, 5.7. Bu da enflasyonu yukarı doğru itiyor. Bu enflasyona çare olarak artık faizlerin ne kadar üsteteceğini, gerçi Powell'un söylediklerinde enflasyonun geçici olduğunu geçen aylarda söylüyorlardı. Artık bunun geçici olmadığını, enflasyonla artık mücadelenin sıkı para politikasıyla olacağını ve en çok da şu anda bilanço daraltmasına gidiyorlar. Yani Amerika yaklaşık olarak 7-8 senede veya 10 senede bastığı 8 trilyon doları piyasadan çekmek istiyor. Ve aylık olarak 60 milyar dolar piyasadan para çekiyor. 60 milyar doları çektiği zaman senelik yani 600-700 veya 700 milyar dolar bir para edecek. Senin bastığın para en az bu 2-3 yıl içerisinde 4 trilyon dolar. Yani onu bir seferde de çekemeyecektir. Yavaş yavaş o parayı çekecektir ve bilanço küçültmeye gittiği zaman şirketler artık bunda nasıl sıkıntılar çekecek onu göreceğiz. Amerika'nın faiz arttırımı ben öyle çok işte 5, 6 veya 7 faiz arttırır mı arttırmaz mı, 50 puan arttırır mı ben ona çok inanmıyorum. Mart'ta en az bir 25 puanlık, 0-25 puanlık bir faiz arttırımına gidecektir. Ama önümüzdeki aylarda yani 6 diyenler var ama ben ona çok inanmıyorum. En fazla 4 veya 5 faiz arttırımı yapar. Peki niye sabit tuttu hocam? Yani bunun gerekçesi neydi? Yani piyasaya aslında Fed piyasaya sözlü olarak müdahale ediyor. Gerçekleştirmiyor. Piyasayı ona göre yönlendiriyor. Evet. Sözlü olarak yönlendirdiği zaman mesela bizim Merkez Bankası sözlü olarak yönlendirmiyor. Direkt ben faizleri düşüreceğim, düşürdü. Yani bunu piyasaya yavaş yavaş işliye işliye 5-6 ay öncesinde adamlar daha faiz arttırmadan 6 ay önce faiz arttıracağız söylentisi başlattı. Ve piyasaya sözlü müdahale ederek sanki faizler arttırılmış gibi oldu. Yani onun için Fed'in bu kararı... Farklı bir taktik kullanıyor. Farklı bir taktik kullanıyor ve piyasaya açıkça söylüyor zaten. Saklamıyor yani. Ne gerekiyorsa ne yapabileceğini sözlü olarak belirtiyor zaten. Burada da zaten faizleri arttırma sinyali piyasa aldıktan sonra
Altında tabii düşüşler, gümüşte düşüşler olmaya başladı. Çünkü faizin arttığı yerde metallerde düşüş yaşanacaktır. Ama bu çok uzun sürer mi? Sürmez. Bir yerde şu anda onsun 1785-90 bandında olduğunu ve özellikle 1850'leri gördükten sonra 1780'lere kadar bugün düştük ve oradan gelen tepkilere şu anda 1790 seviyelerindeyiz. Gram altında da 810'lardan düştük, şu anda 775 seviyesindeyiz. Belki dolardaki, bizdeki dolar düşüşüyle beraber eğer önümüzdeki günlerde belki dolar biraz düşebilir. Çünkü piyasada şu anda bizim gördüğümüz satış yönlü sanki gidiyor piyasa. Oradan dolayı belki dolarda bir 12.70'lere, 12.50'lere kadar bir düşüş yaşayabilir. Ons da burada kalırsa eğer veya buradan da aşağı gelirse altında da gram olarak 740-730 seviyelerini görebiliriz. Dolarda da 12.500-12.700 seviyelerini yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Çünkü şu anda alıcıdan çok, gerçekten alıcı kalmadı. Ya piyasada artık stabil bir hale geldi, yani öyle panik havası da bitti yani gibi. Çünkü Merkez Bankası da bunu gördüğü için dövizdeki kurun düşeceğini, onun için enflasyonun düşeceğini söylüyor. Burada da biz de gerçekten piyasada bunu hissetmeye başladık. Yavaş yavaş bozanlar var. Alıcı artık kalmadı gibi. Onun için dolarda ve euroda, altında yavaş yavaş piyasanın aşağı doğru geleceğini tahmin edebiliyorum. İnşallah hocam. Evet. Ve rezervler ve yurt içi yerleşik mevduat hocam. Bu da oldukça önemli. Buradaki son durum ne rezervlerimizde özellikle mesela? Şimdi rezervlerimizde bu ay, daha doğrusu bu hafta Perşembe günü yine açıklandı. 109 milyar 550 milyon olan rezervlerimiz 265 milyon dolar artarak 109 milyar 815 milyon dolara çıktı. Bunun 70 milyar 796 milyonu döviz, 39 milyar dolarda altın rezervi olarak duruyor. Sanki Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş durdu. Yavaş yavaş düştükçe, döviz kuru da düştükçe Merkez Bankası yerine koyacaktır tekrar bunları tabii. Tekrar belki önümüzdeki yaz sezonu da gelirse turist de muhakkak gelecektir. Bir 20-25 milyar dolar daha arttırabilirsek, böyle 130-135 milyar dolara çıkarsak tabii bizim ülke olarak daha iyi olur. Yurt içi yerleşiklerde de şu anda en son 238 milyar doları şeyde görmüştük. Rekor seviye, işte bankalardaki mevduatın %66'sı döviz bazındaydı. Geri kalanı TL. Yani biz TL'den çok döviz kullanıyorduk. Bunun yavaş yavaş çözüldüğünü görüyoruz. İşte geçen haftalarda 236 milyar, 235 milyar, geçen hafta 234 milyar, bu haftada 232 milyar, 277 milyon dolara düştü. Yani bu hafta sırf bozulan döviz yaklaşık olarak 1 milyon 934 milyon dolar. Yani 1 milyar 934 milyon dolar bozulmuş. Yani bu bozulma da gerçekten hem döviz kurunun yükselişini engellemiş oldu ve yavaş yavaş da aşağı doğru baskıladı. İnşallah bu, yani sadece mevduatlarda olan parayı biz görüyoruz ama piyasadaki yani yastık altındaki olan altını, dövizi göremiyoruz, evet, ne kadar olduğunu veya ne kadar bozdurulduğunu göremiyoruz. Ama yavaş yavaş piyasa sanki aşağı doğru gidiyor ve piyasada oturacak gibi gözüküyor. Yani bir düşüş olacak mı? Bir düşüş var, gözüküyor yani, bir düşüş olacak gibi gözüküyor. Onu da zaten piyasada görüyoruz. Şu anda alıcı hiç yok. Yani artık dövize bir talep yok, altına da bir talep yok. Yani aşağı doğru bir kayma var. Sanki biraz daha düşecek gibi gözüküyor. Yani şu an mesela Elazığ'da vatandaşlar dolar altın almıyorlar mı? Yok, bozuyorlar şu anda. Bozuyorlar. Evet. Şu anda bozulmuyor da. Tabii bu bozma kuru korumalı TL mevduata mı gidiyor? Yoksa yani ev mi almış, araba mı almış, arsa mı almış, ona mı gidiyor? Onu işte buradaki şeye bakmak lazım. Yani Elazığ'ın bilançolarına bakmak lazım. Yani onu BDDK'dan öğrenmek lazım. Ne kadar bozulmuş, ne kadar şey olmuş onu 3 ayda bir açıklıyor. 3 aylık şey de ancak Mart'ın sonunda söyleyebiliriz onu. Tabii hocam, dediğiniz doğru. Mesela adam bozduruyor ama hani nerede değerlendiriyor? Nerede değerlendiriyor? Yani kur korumalı TL mevduata mı gidiyor? Gerçi oraya da gitmiş olabilir ama piyasada tabii
ev almak isteyenler vardır, arsa almak isteyenler vardır. Veya daha bunun çıkışını görmeyip de dövizden çıkmak bekleten isteyenler vardır. Bekleten vardır. Tabii. Ona göre ama bozduran var yani şu anda. Evet. Bir psikolojik süreçten mi geçtik diyebilir miyiz hocam yani biz? Yani aslında kendimiz yaptık bunu. Yani faizleri dünyada enflasyon bütün ülkelerde yükselirken faiz arttırım sürecine girerken bizim Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bir nevi biz kendi kendimize bunu yaptık. Yani biz faizleri 18'de veya 19'da bıraksaydık, düşürmeseydik. Yani döviz de bu kadar yükselmeseydi, enflasyon da yükselmeseydi ne olurdu ki? Yani onun için biz kendi kendimize yaptık. Şimdi bu sefer yaptığımız şeyin cezasını çekiyoruz. Enflasyonu yükselttik kurlardan dolayı. Şimdi enflasyonu düşürmek için çaba sarf ediyoruz. Evet, bu da oldukça önemli. Evet. Şimdi tabii bir de Türkiye'nin yeni alıştığı bir sistem, kur korumalı TL mevduatı. Bu da hep merak ediliyor işte, ne kadar oldu, ne kadar oldu, acaba ne kadar birikti, kaç kişi yaptı vesaire falan diye. Durum ne hocam? Yani gerçekten bu kadar olacağını ben de tahmin etmiyordum. Şu anda en son bu akşam baktığımda 209 milyar TL olmuş. Geçen hafta burada söylediğimde 163 milyardı. Yani yaklaşık olarak 50 milyar bir artış söz konusu ve bakan demeyelim, Fuat Oktay'ın söylediği her gün 7 milyar TL kur korumalı mevduata para geliyor. Bu da yaklaşık olarak ne kadar döviz tutuyor? 500 milyon dolar. Yani her gün 500 milyon dolar bozulmuş. Ama şeye baktığımızda, yurt içi yerleşiklerin parasına baktığımızda bir haftada 2 milyar dolarlık bir düşüş var. Ama gelen para yaklaşık olarak 5-6 milyar dolar civarı oluyor yaklaşık olarak. Demek ki burada da herhalde yastık altında gelmiş olabilir. Çünkü 209 milyar doların hepsi bankalarda bozulmuş olsaydı görürdük burada. Düşüşünü veya gelecek hafta daha net olarak söyleyebiliyoruz. Çünkü bir hafta gecikmeli öğreniyoruz biz bunları. Her hafta mesela dünkü veriler 21 Ocağın bitimindeki veriler. Haftaya da bu haftanın verileri alacağız. Onun için yine de burada söyleyeceğiz. Ama şu anda 209 milyar TL olmuş. Bu da büyük bir miktar ve gittikçe de artıyor. Bu güvenildi bu sisteme hocam, öyle değil mi? Bunu da gösteriyor yani. Şimdi ama güzel bir sistem yani. Şimdi hem faizini alıyorsun, orada bir karın var zaten. Bir de garantisini sana veriyor. Bir zararın da yok. Aksine yani karın oluyor. Karın var ve şu anda faize hassasiyeti olmayan insanların niye beklediğini ben merak ediyorum yani. Niye geçmiyorlar ki zaten? Döviz yerinde kalması ona hiçbir şey fayda sağlamayacak ki. Bunu nasıl geçiriyor hocam? Paranı bozuyorsun. O günkü Merkez Bankası'nın her saat başı bir kuru var. O kurdan baz alıyor senin şeyini, mevduatını. Bankaya da %14, şu anda politika faizi %14, en fazla %3'te, yani 3 puanlık bir artış da banka size verebiliyor. %17 faizden yatırabiliyorsun yani. Ve sadece istediğin zaman çekebiliyor mu parayı peki? 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık. Ha. Ve şirketlerde de şu anda ne oldu şirketlerde? 6 aylık yaptılar. 6 aylık ve 12 aylık şirketlerde. Ama şirketlerin faizi daha yüksek. Daha yüksek %21 oldu, seviyesinde. Evet, evet. Şimdi şirketler de ona rağbet gösterecektir muhakkak. Bu acaba çok anlatılamadı mı? Bu özellikle yani bunu yapmayan vatandaşlar acaba nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bankaya mı gitmek gerekiyor? Telefon uygulamalarından yapılabiliyor bunu zaten mu? Zaten bütün bankalar gelen müşterilerine bunu anlatıyordur. Ve gittikçe artıyordu. İlk haftalarda sanki talep yok gibiydi ilk haftalarda. Ama şu anda tamamen piyasa anlamaya başladı. Şimdi senin örnek vereyim, 10 bin dolarınız var, 10 bin doların size getirisi ne? Hiçbir şey. Ama bunu bozduğun zaman o günkü kur şartında size yükselirse farkını verecek. Düşerse faizini almış olacaksın. Hiçbir zaman zararın yok. İşte diyorum ya, eğer faiz hassasiyeti olmayanlar için birebir, yani çok güzel bir yöntem. Ve şu anda da katılım bankaları da buna katıldı. Orada da fetvayı aldılar, zaten icazeti aldılar.
Onlarda da aynı seviye devam ediyor. Ve şu anda da gittikçe büyüyecek gibi geliyor. Ama bir faiz söz konusu burada. Tabii yani normalde faiz tabii yani sonuçta. Tabii onu da bizim din görevlileri daha iyi bilir. Onlarda fetva bakanları vardır. Katılım bankalarında zaten fetvayı aldılar. Orada onlara sormak lazım yani. Yani tabii başka hocam şey durumu oluştu şimdi. Neticede ortada bir faiz var. Katılım bankaları da bu işe girdi. O bizim işimiz yani, değil diyelim biraz, artık. Biraz bunun dini boyutu da oluşmuş oluyor. Herkesin kendine göre şeyi var. Ona biz karışmayalım. Evet. Ve kripto paralar hocam. Kripto evet. Paralarda geçmiş süreçte sanıyorum bir ciddi bir düşüş oldu. Geçtiğimiz hafta özellikle. Evet. Durum ne kripto paralarda? Şimdi kripto paralarda Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırım sürecine girmesiyle ve bilançolardaki daralmayla piyasadaki paranın çekileceği baz alınarak kimse birdenbire daha doğrusu satış geldi ve büyük oyuncular, balina dediğimiz oyuncular satıyorlar, halen de satıyorlar. En son 42.500'lere gelmiştik ve şu anda da 37.000'lerdeyiz herhalde. Teknik olarak baktığımızda 38.500 ve 36.500 önemli destekler. 38.500'ü kırmış gibi gözüküyoruz. 36.500'ün altındaki böyle haftalık kapanışlarda 28.000'lere kadar gelebiliriz. 28.000'lere geldiğimiz zaman da ayı piyasasına girmiş oluruz. Ayı piyasasına girdiğimiz zaman da yani daha da aşağıları görüyor muyuz? Şu anda orayı 28 binlerin kırılıp kırılmayacağını görmemiz lazım. Burada da tekrar yukarı çıkması için en az bir 40 binin üzerinde kapanış yapması lazım. Hı hı. 40 binlerin üzerinde kapatırsa bunun ayı piyasası olmadığını anlayabiliriz. Ama gerçekten kripto paralarda büyük bir satış var. Ve aşağı doğru da gidiyor. Yaklaşık olarak geçen yıl 3 trilyon dolarlık bir para oradaydı. Ama şu anda baktığımızda 1,5 trilyona düşmüş. Yarı yarıya düşmüş. Tabii burada şirketlerin arzı ne kadar, talebi ne kadar ona bakmak lazım. Yaklaşık olarak 10 bin tane kripto para var. Herkes istediğini alıyor, satıyor. Ama bizim daha devamlı burada söylediğimiz bir şey vardı. Paranızın hepsini yatırmayın kriptoya. Bir bölümünü yani ufak bir cüzi bir şeyini yatırın. Böyle işte geçenlerde belki ulusal medyada da duyduk. Çocuk intihar etmiş, bütün parayı yatırmış babasından habersiz. İşte parayı kaybedince ne olacak? Yani insanları sarsmayacak yani miktarda sarsmayacak paraları. 100 bin liram var, 1000 lirasını yatır. 1 milyonum var, 10 bin lirasını, 20 bin lirasını, 50 bin lirasını yatır. Yani siz yüzü görmeyecek bir para yatırın. Çünkü buradaki şeyin ne olacağını henüz daha çözülmemdi ya. Yani nereye gideceğiz? Daha yeni bir Şey yani sistem. Burada yeni bir sistem. Tamam kripto paralar bitmeyecektir ona inanıyoruz. Biliyoruz da yani bitmeyecek, devam edecektir. Ama bu 10 bin taneden belki 500 taneye düşecektir. Veya 1000 taneye düşecektir. Belki 100 taneye düşecektir. Önemli paralar olacaktır. Ama muhakkak az bir parayla alabilirler. Kalsın bir köşede. Yani bir arsa almış gibi bir tarla almış gibi bir şeyle az cüz'i bir parayla kalsın orada. Yormayacak bir parayla olabilir tabii. Ama önümüzdeki süreçler sıkıntılı. Amerika'daki faiz süreci devam ettiği müddetçe sanki kriptolarda bir müddet bu 2022 hiç kripto yaramadı. Düşüşle başladık ve düşüşle devam ediyor. Biraz daha sanki burada durgunluk olacak gibi gözüküyor. Evet, bir düşüş devam edecek evet. gibi. 2023'te mi bir yükselme bekliyorsunuz hocam? Yani 2020'de çok büyük, 22'de çok büyük bir beklentimiz yok. Ama 2023'te olabilir. Tekrar piyasaların canlanmasıyla ve enflasyonun düşmesiyle tekrar kripto paralara bir yöneliş olabilir. Ve özellikle kripto paralarda şu anda merkez bankaları çok rahatsız. Aslında bir düşüşlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Mesela Rusya Merkez Bankası kripto paraları yasaklayalım ve kripto paralara madenciliğini de yasaklayalım diye bir öneri attı ortaya. Bunun yanında şey olsun, Amerika Merkez Bankası olsun. Onlar da bundaki şeyi gündeme getirdiler. Yani kripto paralarda merkez bankaları rahatsız. Çok büyük paralar orada dönüyor.
ve ülkelere de hiçbir katkısı da yok. Paralar hep oraya doğru gidiyor. Vergi alamıyorlar. Nasıl gidip nasıl geldiği de belli değil. Evet. Onun için sıkıntılı. Merkez Bankası bundan biraz rahatsız. İleriki dönemlerde muhakkak bununla ilgili çalışmalar yapacaklardır. Ve bizim Merkez Bankası, daha doğrusu Cumhurbaşkanımız da bundan birkaç ay önce söyledi. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Hatta şeyleri de topladılar. Kripto paralarla ilgili uzmanları, 40-50 tane uzmanla görüştüler. Bununla ilgili bir çalışmalar var. Bakalım nasıl gelişecek. İnşallah iyi olur. Evet. Ve yine kripto para gibi yeni bir şey, Metaverse, bir arsa alımı ya gibi bir şey. Bunu, ne bu Metaverse hocam? Burada şimdi Metaverse'de tabii bizim çok ilgi alanımız değil ama normalde bilişimcilerin ve bilgisayar teknolojilerinin ilgili. Ama burada para olduğu için bizi ilgilendiriyor sonuçta. Metaverse öteki dünya diyelim. Evet. Yani, öteki evren diyelim. Evren diyelim. Evet. Buradaki şeyde işte gerçi uzmanlar devamlı televizyonlarda anlatıyorlar, diyorlar. Burada işte arsa alımı var. Geçen gün bana soruyorlardı. İşte ben bir yerden arsa aldım, $300 aldım, bilmem $4000 olmuş. Daha doğrusu dolarla değil. Şeyle, hani kripto paralarla satıyorlar zaten. Şimdi her şirketin kendine göre bir oyun dünyası var. Yani arsayı ben, bir arkadaşım diyor, ben Nişantaşı'nda yerim var. Baktım onu satmışlar. Başka birine satmışlar. Ya ama senin değil ki orası. O oyun dünyasında. Yani diyor ki ben yerimi almak istedim ama ben yerimi satmışlar. Yani bu tabii yani bizim normal mesela Elazığ haritasını açıyor, evet, oyunda. Evet, evet, evet. Haritada mesela buranın yerini aldı. Buranın yerini alıyor. Evet. Şimdi buranın sahibi de dönüp bakıyor. Yani diyor, bura benim de, ne oldu bura başkasının sitesine göre. Şimdi herkesin kendine göre bir oyun dünyası var. Yani bu şirketler olarak artık ayrılacak. Sen A şirketine gidersin. A şirketinin oyun dünyasına girersin. Orada başka bir şey alırsın. Başka bir şirket orada daha ucuza sana başka yeri satar. Aynı yeri daha ucuza satar. Bu yavaş yavaş piyasaya oturacaktır. Şimdi işte biz Bitcoin'i 2009'da almadık. 1 dolardı veya 2 dolardı, almadık. Bak $50,000-$60,000 oldu. Şimdi bu Metaverse'de biz yerimizi alalım. $300-$500 veya $1,000 verelim, alalım. Belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra buraları satarız. Daha yüksek fiyatlara satarız. Şimdi o şey başladı. Şimdi insanlar gidiyor, işte şirket şirket dolaşıyor. İşte bir şirkette bir yer $300'sa, bir şirkette $1,000 diyelim. Yani o da orada da şey... Şirket güvenliği de önemli. Şirket güvenliği de önemli. Yani diyorum ya, bir yere gidiyorsun, $100 alıyorsun. Başka bir şirkete gidiyorsun, orası $2,000. Hocam şey mi? Bizim mesela şu andaki mevcut işte Elazığ'da batı tarafları daha pahalı. Evet, evet. Aynı sistem mi? Aynı sistem. İşte deniz kenarları biraz daha pahalı. İşte orman kenarları biraz daha ucuz. İşte geçen gün benim ufaklık diyor ki, baba biz de bir arsa alalım oradan. Aldınız mı hocam? Yok hocam, almadık. Hayali bir şey. Şu anda nereden alalım? Ama şöyle söyleyeyim, gençlerin ilgisini, odağını çok çekiyor. Ve orada büyük şeyler, yatırımlar yapıyorlar. Özellikle NFT dedikleri işte kendi şeyini oluşturuyorlar. Oradaki örnek vereyim, müzelerini oluşturuyorlar. Bir sürü varlık var orada. Satıyorlar, alıyorlar. Her yere gidiyorsun. Orada da bir para kullanımı var. Alıp ne yapıyor hocam arsa? Elinde bekletiyor öyle. Bekletiyor. İşte orada ev yapıyor. Nasıl? Evde yapabiliyor. Ev yapabiliyor. Orayı iş yeri yapabiliyor. Bunu yaparken de para harcıyor. Yalnız bu paralar böyle dolarla değil. İşte oradaki paralar, kriptolar orada ön plana çıkıyor. Mesela bir oyun dünyasında mana ile satıyor. Öbür oyun dünyasında Bitcoin ile satıyor. Öbürünü Sand ile satıyor. İşte daha doğrusu başka bir yere girdiğiniz zaman Engine ile satıyor. Yani bu kripto paraları oraya entegre etmişler. O kripto paralardan alıp satabiliyorsun. Böylelikle kripto para da değerini koruyor yani. Aynen. Yani oralarda artık işte 1000 manaya aldığım, örneğin atıyorum, 1000 manaya aldığım bir arsayı şu anda adam diyor 5000 mana istiyorum. Yani 5000 manayı çarptığım zaman şu anda fiyatı nedir bilmiyorum. İşte çıkıyor ortaya 500.000 TL.
Yani şu anda bunun bir çılgınlığı başladı. Burada özellikle Metaverse'de bilgi sahibi olmak isteyenler Ready Player One filmini izlemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle o filmi izledikten sonra, ben izledim, çok da güzel bir film. Bütün her şeyi anlatıyor. Gerçek hayatla sanal hayatı tamamen birleştirmiş güzel bir film. Bizim şey gibi olmasın hocam, sanal çiftlikçiler falan vardı ya. Süt yok, hayır, burada mesela bugün Apple açıkladı. Metaverse'deki gözlükleri ben üreteceğim dedi. Yani artık gözlüğü takıyorsun, başka bir aleme giriyorsun. Yani başka bir dünyaya giriyorsun. Ve şu anda şeyleri de geliştirdiler, giysileri de geliştirdiler. O hissi de alabiliyorsun artık. Sana vurdukları zaman o acıyı hissedebiliyorsun. Eldivenleri takıyorsun, giysiyi giyiyorsun, gözlüğü takıyorsun. Oradaymış gibi hareket ediyorsun. Özellikle bu filmi izlesinler, Ready Player One filmini. Ondan sonra kararlarını versinler. Yani evet hocam, hakikaten. Ama hocam çağın gerisine kalmamak gerekiyor bence. Yani takip etmek lazım artık. Takip etmek gerekiyor. Evet. Biz nasıl şeyde sanayi devriminde işte geride kalmışız, bize ne demişiz mesela falan. Mesela ben bugün bir şey okudum. Ve özellikle bu alanda bizim kendi şehrimizdeki yatırımcı var. Hatta geçen gün TRT 1'e çıkmıştı. Evet, Burak Soylu Bey. Burak Soylu, evet. Çok da güzel anlattı. Ben izledim o programı. Kendisine teşekkür ederiz. Güzel de anlattı, Harput'u anlattı. Evet. Ve gerçekten Harput'a gittiğin zaman, baktığın zaman geziyorsun, görüyorsun, ediyorsun. Yani güzel bir şey ama oyun. Yani o dünyaya giriş, o gözlükleri takıyorsun, başka bir alemde yaşıyorsun, geziyorsun. Evet, peki. Hocam, ve son olarak yine bu sevgili Ömer Şahan arkadaşımızın hazırladığı programa katılmıştınız. Evet. Bu hafta yayınlandı. Nasıl geçti program hocam? Çok güzel geçti. Çok da güzel sorular geldi. Onu biz çok da güzel değerlendirdik. Ömer Bey'e de teşekkür ederim böyle bir program hazırladığı için. Güzel oldu program. Programlarının devam etmesini istiyorum, etsin de. Bu açıdan format olarak hem kısa ve net. Yani öyle çok uzadıya değil. Soruyor, cevabını alıyor. Soruyor, cevabını alıyor. Ve çok da tutulan bir program olacağını tahmin ediyorum. Tutulmuş da, çünkü bize gelen şeylerde, geri dönüşlerde çok güzel bir program olduğunu söylediler zaten. Kendisine de teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel, çok sağ olun. Sağ hayırlı olun, günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet efendim, canlı yayın konuğumuz ekonomi uzmanı Erda Biçer Bey bizlerle birlikteydi. Piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Evet efendim, son baskı canlı yayından tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık, yeni güne de birlikte başlıyoruz. Aynı zamanda hafta sonuna da birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Efendim bugün çok güzel bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir bekleniliyordu ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyordu. Elazspor efendim. Elazspor'la ilgili çok güzel bir haber aldık bugün. Tarihi günlerinden birini yaşadı Elazspor. Bordo Beyazlı kulübümüzün 3 sezondur kapalı olan transfer yasağı, Elazığ Belediye Başkanı Şanşerifoğulları'nın sağladığı maddi kaynak ve çabalar sonucunda transfer yasağımız kaldırıldı. Elazspor'un transfer yasağının kaldırıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Elazığ Belediye Başkanı Şan Şerifoğulları, büyük uğraş ve özveri sonucunda söz verdiğimiz gibi Elazspor'umuzun transfer tahtasını açtık. Şehrimize, ebe Elazspor'umuza hayırlı olsun dedi Elazığ Belediye Başkanı Şan Şerifoğulları. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Elazspor'un transfer tahtasını
açtığı için uzun bir süredir ekibiyle birlikte gayret gösteriyordu. Söz vermişti, hatta bir maçta transfer tahtasını açacağız demişti. Dediğini yaptı efendim belediye başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elespor'un transfer tahtası açıldı. Öte yandan Elespor'un transfer yasağının kaldırılması Elespor camiasında da sevinçle karşılandı. Elespor paylaşımları yapan taraftarlar transfer yasağının kaldırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirlerken maddi destek ve çabaları nedeniyle transfer yasağının kaldırılmasını sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve İstanbul'daki görüşmeleri sürdüren kulüp başkanı Serkan Çayır'a teşekkür ettiler efendim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu noktada transfer tahtasının, transfer yasağı önemliydi. İşte en son hatırlarsanız Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım zamanında böyle uzun uzadıya canlı yayınlar yapıyorduk son baskı programında. Hatta 3 yıl önce transfer yasağının kaldırıldığının haberini ilk kez son baskı canlı yayınında vermiştik. O dönemde büyük bir heyecanla bekleniliyordu. İstanbul'da görüşmeler yapılıyordu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım canlı yayınımıza bağlanmış ve ayrıntıları açıklamıştı. Sonra işte bir süre açık kaldı. Sonra transfer tahtası tekrar kapandı. Yasaklar vardı. 3 sezon boyunca da transfer tahtası kapalıydı. Transfer yapamıyorduk. Mevcut futbolcularla bir şeyler yapmaya çalışıyordu kulüp ama o da bir yere kadar gidiyordu. Ve netice itibariyle uzun bir süredir Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da destekleriyle görüşmeler İstanbul'da Elazığspor Kulüp Başkanı Serkan Çayır tarafından yapıldı ve maddi destek sağlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından onun girişimleri neticesinde ve neticede Elazığspor'da transfer tahtası bugün itibariyle açıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi ara dönem tamamlandı, ligler başladı. 8 Şubat tarihine kadar transfer yapabileceğiz efendim. 12 Ocak tarihinde transfer süreci başlamıştı. 8 Şubat tarihine kadar devam ediyor. Yani 10 günlük bir sürecimiz var burada. 10 günlük süreçte uzun bir süreç. Burada futbolcularla görüşülüp işte yeni transferlerin yapılabileceği 10 günlük oldukça yeterli bir süreç var. Çünkü daha önceki Elazığspor maceralarına baktığımız zaman bir gecede ya da bir günde ya da iki günde transferlerin yapıldığı dönemler oldu. Burada 10 günlük bir sürecimiz var. İnşallah Elazığspor'umuza faydalı olacak isimlerle anlaşmalar yapılır ve Elazığspor'da bir hareketlilik sağlanmış olur. Tabii en önemlisi, önemli olan bu maddi kaynakların nerelere gittiğinin iyi kayıt altında tutulması ki akıllarda soru işaretinin kalmaması gerekiyor. Bir de Elazığspor tarafından hazırlanan bir videomuz var efendim. Bu konuyla ilgili, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili. Şimdi dilerseniz o videomuza bakalım. Elazığspor'a bir kalesi serdendirilen Mustafa Dede'yle 12 puanlı temin cezası verildi. Bu şehrin takımı bunu hiçbir zaman bence hiç hak etmiyor. Bu camiasının bir süredir belirlediği kalesi de demiş. Artık öyle bir noktaya geldi ki burada kimsenin sahip çıkmadığı bir Elazığspor var ortada. Yani bir takım nasıl kümü düşer? İşte böyle kardeşim. Ya buraya sahip çıkacak bir tane adam yok mu ya? Efsaneler ölmez, bazen yorulurlar ama elbet ayağa kalkarlar. Transfer tahtasını açan Gakkoşların göz bebeği Elazığ Spor ayağa kalkıyor. Bu şehrin Elazığ Spor'a, Elazığ Spor'un sana ihtiyacı var. Uzun zamandır yoktum, birileri demiş Elazığ Spor öldü. Şimdi de yazsınlar, Gakkoşlar geri döndü. Efendim hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Transfer tahtası özellikle spor camiası tarafından çok yakından takip ediliyordu. Heyecanla da bekleniliyordu gelecek bir haber. Bunun ayrıntıları tabii ki var. Süreç nasıl geçti, neler yaşandı, görüşmelerde neler oldu, bundan sonra ne olacak? Bunların tabii ki ayrıntıları var. Ayrıntılarını da pazartesi günü spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç'ın hazırlayıp sunduğu maraton programında bunun ayrıntılarını
anlatacak, maraton programında işleyecek bu konuyu. Transfer yasağındaki son süreci, yasağın kaldırılması sürecinde yaşanan gelişmeleri. Pazartesi günü saat 21'de spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç'ın hazırlayıp sunduğu maraton programında takip edebilirsiniz. Ayrıca saatler 23.23'ü gösterdiğinde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yapmış olduğu paylaşımında bordo beyaz rengimiz, çayda çıra armamız, Elazığ spor sevdamız ifadelerini kullanarak işte bu videoyu paylaştı. Başkanım, gece gündüz çalışıyoruz bu takımın tahtasını açmak için. Başkanım, bu takımın her şeyi için, biz gövdemizi ortaya koymuşuz. Rahat olun, biz uğraşıyoruz. Transfer tahtasını açacağız inşallah. Evet efendim, Elespor transfer tahtasını açmış oldu. Hayırlı olsun diyoruz bordo beyazlı camiaya, ay yıldızlı armaya, gönül veren herkese bu mutlu günlerini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah Elespor'umuz çok daha güzel, çok daha iyi yerlerde olacaktır. Katkı ve desteklerinden dolayı bir kez daha Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul'da görüşmelerde bulunan Elespor Kulüp Başkanı Serkan Çayır'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Ve günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz efendim. Kızılay Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kızılay Mahallesi'nin çehresini değiştireceğini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Kızılay Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları'na ziyarette Kızılay Mahalle Muhtarı Emrah Işık da eşlik etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen, birlikte çay yudumlayan Başkan Şerifoğulları vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Şerifoğulları yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla Kızılay Mahallesi'nin çehresinin tamamen değişeceğini söyledi. Özellikle Kızılay'la Gümüşkavak Mahallesi çevre yolu bağlantısını sağlayacak 30 metre genişliğinde 1300 metre uzunluğundaki yeni bulvar çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Şerifoğulları, bir kısmı tamamlanan yolun kısa bir süre sonra hizmete hazır duruma geleceğini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da alakalı vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Şerifoğulları, konunun süreç ve takibini titizlikle yürüttüklerini belirtti. Bittikten sonra burası çok güzel olacak. İnşallah. Yani sen gelip gittiğimizde... Zaten sizin sayarınızda burada çok, yani sizin katkısı çok olacak. Allah razı olsun. Vallahi ilk günden beri bize renk verdik buraya. Vallahi ilk günden beri... Kentsel dönüşümle alakalı yapılmazsa Türkiye tarafından bizim kendi belediye tarafından yapılacağını da söyledik. Evet. Takibini yaptık, mücadelemizi verdik. Allah'a çok şükür başladı. Evet. Güzel olacak. Kesin artık bundan sonra çok daha hızlı gelişecek. Efendim, daha önce çekilen kurallar ile Rüstempaşa Mahallesi 2. etap konutlarına yerleştirilemeyen hak sahipleri için 3. noter huzurunda çekilen kura ile evlerine kavuştu. Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapımına başlanarak teslim aşamasına getirilen konutlar ve dükkanlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Depremde Rüstempaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı evinden hak sahibi olan, ancak konut sayısı yeterli gelmediği için Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların kurallarına dahil edilenler çekilen kura ile konutlarına kavuştu. Rüstempaşa zemin kat. Evet. Sevcan İçkilli zemin kat. Daha önce çekilen kurallar ile Rüstempaşa Mahallesi 2. etap konutlarına yerleştirilemeyen hak sahipleri için
Üçüncü noter Havva Kaya'nın başkanlığında kura çekimi gerçekleştirildi. Deprem öncesinde Rüstem Paşa Mahallesi ikinci etap sınırları içerisinde bulunan ve 12-10-2021 tarihinde çekilen kura sonucunda konutlarına yerleşemeyen 46 adet hak sahibi için sürsürü ikinci etapta kendi katlarında 46 adet hak sahibi için kura çekilişi yapılacaktır. Ayrıca Rüstem Paşa'da bulunan önceki katlar dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Yani Rüstem Paşa'da birinci katta olan hak sahibi sürsürüde ikinci etapta gene ikinci katta. Birinci katta. Yerleştirme yapılacak. Çekilen kurallar ile 46 hak sahibi Sürsürü Mahallesi ikinci etapta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarına yerleştirildi. Yunus Beral, birinci kat. Şimdi efendim bir sorunu çözerken bir diğer sorun oluşuyor. Şimdi bu Sürsürü Mahallesi'nde biliyorsunuz konutlarımız var. Sürsürü Mahallesi'nde depremden sonra kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlarımız. Şimdi orada işte bu Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki sakinlerimiz işte 48-46 civarı bir aile hak sahibi Rüstem Paşa Mahallesi'nden alınıp Sürsürü Mahallesi'ne yerleştirildi. Şimdi buraya kadar normal bakıyorsunuz olabilecek bir durum. Ama daha önceden deprem sürecinde Mustafa Paşa Mahallesi'ne gidilmiş ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara isterseniz Sürsürü Mahallesi'ndeki konutlardan, isterseniz Zafran Mahallesi'ndeki konutlardan, isterseniz Yemişlik Mahallesi'ndeki yapılan konutlardan size istediğinizi verelim diye Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşanan mağduriyetin daha da artmaması için mahalle sakinlerine teklifte sunulmuş. Bunların bir kısmı Zafran Mahallesi'ndeki konutları istemiş ve Zafran Mahallesi'ne yerleşmiş. Bakın burası çok önemli. Zafran Mahallesi'ni o dönem istemişler ve bu Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki kalan vatandaşlar Zafran Mahallesi'ne isteyenleri yerleştirmişler, hak sahiplerini. Bir kısmına demiş ki biz Zafran Mahallesi'ni değil ya da Yemişliği değil Sürsürü istiyoruz demişler. Onlara da tamam denilmiş, sizi de Sürsürü yerleştireceğiz demişler. 68 tane hak sahibi. Yaklaşık olarak 68 hak sahibi Sürsürü istemiş. Tamam denilmiş, Sürsürü'ye sizi yerleştireceğiz demişler. Ama süreç geçmiş, işte üstünden aylar geçmiş verilen sözlerin üzerinden. Sonra denilmiş ki biz sizlere Sürsürü'yü vermeyeceğiz. Mustafa Paşa'da kura çekmeye gireceksiniz. Sürsürü'de işler değişti denilmiş iddia o yönde mahalleli tarafından. Şimdi onlar da diyorlar ki hani bize Sürsürü'den vereceğiz dediniz. Bize seçenek sundunuz. Zafran mı, Sürsürü mü, Yemişlik mi diye sordunuz. Zafran'ı seçenler Zafran'a gitti. Yemişliği seçenler Yemişliğe gitti. Biz Sürsürü'yü seçtik. Bize sonra da diyorsunuz ki Sürsürü'yü vermeyeceğiz. Biz o zaman başta söyleseydiniz Zafran'ı seçerdik ya da Yemişliği seçerdik. Bize şimdi Mustafa Paşa'daki evler kaldı. Şimdi bize söz vermişken sonradan çıkan Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki sonradan kaynaklanan sorundan Rüstem Paşa mahallelere götürdünüz, Sürsürü'ye yerleştirdiniz. Peki bizim hakkımız ne olacak diye Mustafa Paşa Mahallesi sakinleri de soruyorlar efendim. Sanırım önümüzdeki günlerde bir kamuoyu açıklaması da yapacaklar bu yaşadıkları sorunla ilgili. Onlar da verilen sözlerin o dönem işte dönemin işte bir önceki vali söz vermiş, işte ne bileyim Çevre ve Şehircilik'ten söz verenler olmuş, işte siyasilerden söz verenler olmuş gibi böyle sözler verilmiş onlara. Ellerinde belgeleri vesaire de var. Sanıyorum bir açıklama yapacaklar ve verilen sözün yerine getirilmesini isteyecekler, talep ediyorlar, aktarmış olalım. Efendim, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet ve İl Genel Meclisi üyeleri Karakoçan, Palu ve Kovancılar içerisinde karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ettiler. İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve İl Genel Meclis üyeleri karla mücadele çalışmalarını yürüten özel idari ekiplerini ziyaret ederek gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.
İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, İl Genel Meclis üyeleri Atilla Pirinç, Ertuğrul Kar, Supi Özay, Şemsettin Bal, Sultan Kaya, Kainat Bağbudar, Ali Karabulut, Ahmet Çiftçibaşı, Eyüp Çelik, Mahmut Okçuoğlu, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Can Çağlar, Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürü Fuat Kazar, AK Parti Kovancılar İlçe Başkanı Selami Sarıpolat ve AK Parti Karakoçan İlçe Başkanı Ülküşen Özdemir ile birlikte Karakoçan Başyurt, Kovancılar Bakım Evi, Palu Bakım Evlerini ziyaret etti. Heyet, gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını özveriyle yürüten Elazığ İl Özel İdaresi ekibini tebrik etti. Temaslarıyla ilgili bilgiler aktaran İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, ekiplerin 7-24 aralıksız çalıştığını belirterek tebrik etti. Yaklaşık 11 gün süren karla ilgili çalışmalarımız şu anda devam etmektedir. Karakoçan'da 88 köyümüz var. 33 tanesi tamamen açıldı. 30 civarında köyde de çalışmalar halen devam ediyor. Bu tabii ilk kar yağdığında yollar tamamen açıldı. Ondan sonra tekrar kar yağdı. Tekrar açıldı. Tipi yaparak yollar kapandı. Tekrar açıldı. Ben burada emek veren başta yol müdürümüz, birim müdürlerimiz, özel idarenin Karakoçan'da görevli arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 7-24 saat 11 gündür hiç durmadan çalıştılar. Emeklerine sağlık. Hepsinden Allah razı olsun diyor. Evet efendim, şimdi bir teyzemiz mesaj atmış. Diyor ki Furkan oğlum geçmiş olsun, grip mi olmuşsun? Bir de bir şey soracağım diyor. Temmuz ayında kura çekilmişti. Biz Mişen'de 2 yıl önce. Halen daha sesle de yok. Sosyal konutlarla ilgili soruyor teyzemiz. Çok teşekkür ederim. Valla o kadar böyle ilgili takip eden izleyeceğimiz var ki sesimizde bir ufak bir değişiklik olunca hemen anlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir kar altında kalma durumumuz olmuştu. Ve ufak bir seste değişiklik var. Sağ olsun bizim burada Duran abimiz var. Çok güzel bitki çayları vesaire falan hazırlıyor. Onun desteğiyle inşallah sesimizdeki belki çok ufak bir değişiklik olabilir gripten dolayı. Onu da atlatacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz izleyicimize. 2 yıl önce çekilen kuralar vardı. Depremden önce çekildi. Sosyal konut projesi kapsamında yapılacaktı. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir açıklaması oldu. Bakan Kurum şu ifadeleri kullanıyor. İşte bir kısmını Yemişlik'te, bir kısmını Aşağı Demirtaş bölgesinde yapılan konutlardan vereceğiz diyor. Sanıyorum bu yılın sonuna kadar sosyal konut kapsamında hak sahibi olan vatandaşlarımız bu yılın sonunda en geç öyle tahmin ediyorum bu yılın sonunda evlerine taşınmış olacaklar inşallah. Efendim MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek ve Aytunç Sunguroğlu da kapanan köy yollarının ulaşım açılması için büyük çaba sarf eden ekipleri ziyaret etti. 2 haftadır Elazığ'da aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından büyük bir özveriyle çalışan İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri 7-24 çalışarak kapanan köy yollarına ulaşımı açıyor. Kapanan ilçe, belde ve köy yollarında gece gündüz çalışan karla mücadele ekiplerinin bu özverili çalışmaları büyük takdir topluyor. Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis üyeleri Osman Dilek ve Aytunç Sunguroğlu da karla mücadele ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan meclis üyesi Dilek, "Şehrimizde günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açan ekip arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan İl Özel İdaresi personelleri arkadaşlarımıza tatlı ikram edip teşekkür ettik. İl Özel İdaresi şehrin her yerinde, devletimiz her daim var olsun," dedi. Efendim Palu ilçesinde 2 metre ulaşan kar köy yollarını ve ev girişlerini kapattı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kardan tünel yaparak ulaşımlarını sağlıyorlar. Elazığ'da hayatı olumsuz etkileyen ve kalınlığı yer yer 2,5 metreye ulaşan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Palu ilçesinde etkili olan kar kalınlığı Yarımtepe köyünde 2 metreye ulaştı.
Bazı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü, araçların kapla kaplandığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı köyde vatandaşlar kara gömülen evlerini temizlemek için sabahın erken saatlerinde küreklerle temizlemeye başladı. Köylüler günlük yaşamlarını sürdürmek ve komşularını ziyarete gitmek için ise kar tünelleri açtı. Efendim kar berekettir. İnşallah bu yaza çok güzel su sorunu yaşamayacağız. Tabii şu sıralar yağıyor. Bilmiyorum bizim bölgede Abdullahpaşa bölgesinde böyle küçük küçük karla karışık yağmur gibi böyle ufak ufak bir kar yağışı var. Olacak, devam edecek. Yani meteoroloji veriler onu gösteriyor. Pazartesi günü özellikle biraz daha yoğun bir kar yağışı bekleniliyor Elazığ'da. Yağsın efendim. Evet, çeşitli zorluklar oluyor. Ama geçmişte hep büyüklerimiz anlatıyor. Daha zor şartlar altında, bu kadar teknolojik imkanın olmadığı dönemlerde, o kadar çok kar yağışı altında kalmışlar ki. Yani şimdi onlarla bizi kıyaslıyoruz. Diyoruz bu da kar mı? Bu da zorluk mu açıkçası? Evet, zorluğu oluyor ama en önemlisi rahmeti. Yani biz hep zorluğu konuşuluyor elimizde, ülkemizde. İşte şu kadar yol kapandı, bu oldu, şu oldu, o çalışmadı, bu yattı, bu tuz atmadı, bu solüsyon dökmedi, şu yaptı, bunu yaptı, şu onun sorumluluğundaydı, bu bunun sorumluluğundaydı. Ya bir de çıkıp demiyor ki bu ülkeye bir daha kar yağmaz diyen bilim insanları oldu. Kuraklıkla karşı karşıyayız. Buradan artezyenlerden artık su çıkmıyor. Bunlar konuşulurken Allah bu şehre, bu ülkeye böylesine bir rahmet verdi. Biraz da bu rahmeti konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum efendim. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Efendim devam edecek bu kar yağışı bu arada meteorolojik verilere göre. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Furkan Bey iyi akşamlar. Madem halktan söz ediyorsunuz bizlere de söz verildi. 3 artı 1 isteyen 3 artı 1, 2 artı 1 isteyenlere de 2 artı 1 verilecek denildi. Blokların yerleri değişti. Cev bloklar en sona verildi. Biz kurada 2 artı 1 çıktı. Hani bizim hakkımız bu vebal değil mi? Küçük olduğu için ev boş duruyor. Aylık yakıt parası veriyoruz. Bizim hakkımıza kim sahip çıkacak? Defalarca yazdım. Okumuyorsunuz demiş izleyicimiz. Efendim yani şimdi şöyle bir durum var. Bu konular çok eski konulardı. 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi tartışmaları bundan tam 1,5 yıl önce yapılıyordu. Ve hiç kimse, bilmiyorum bu vatandaşımız hangi mahalleden hak sahibi olmuş bilmiyorum ama hiç kimse, hiçbir yönetici bizim canlı yayınlarımızda en azından, benim programımda biz 3 artı 1 isteyene 3 artı 1, 2 artı 1 isteyene 2 artı 1 vereceğiz demedi. Genel kuramı, karma kuramı olacak denildi. Ki ben genel kuradan taraftar değildim. Bölgesel bazı kuradan taraftardım. Genel kuradan taraftar değildim. Bunu da her gelen yöneticimize ilettim. Bununla ilgili akademik olarak gerekçelerimi de hep söyledim. Ama bunlar 1,5 yıl öncenin konusuydu. Şimdi sizin elinizde size 2 artı 1 değil de 3 artı 1 ev vereceğiz, bunu resmi olarak söyleyen bir kaynağınız varsa tabii ki hakkınız. Eğer bir yönetici size ben sizin evinizi 3 artı 1 vereceğim, ya bunu nasıl diyebilir onu bilmiyorum ama bu süreçte, o zaman diğer vatandaşlara haksızlık değil mi? 2 artı 1 çıkanlara. Yani bir yöneticinin ben sana 3 artı 1 ev vereceğim demesi o bir haksızlık zaten. Diğer bir sürü insan genel kurada işte 2 artı 1 ev çıktıysa. Bir diğer mesele eviniz küçük olduğu için boş kaldığını söylüyorsunuz. Yani şimdi biraz şey bir durum bu boş evler biliyorsunuz. Yani ilimiz bir üniversite şehri. 45 bin öğrencisi var, 26 bin, 25 bin öğrencisi il dışından geliyor. Ve bu öğrencilerimiz kiralık ev arıyorlar. Tutuyorsunuz dağ başında, işte dağ başında denilebilecek yerlerde 2 artı 1, 70-80 metrekarelik evleri 1500-2000 liradan kiralamaya çalışıyorsunuz. Bunu yapan, yani bu mesajı atan izleyicimiz yapıyor demiyorum. Bunu yapan izleyicimiz var ama. Tutun o kiralık evleri hak ettiği derecede verin. Eviniz boş kalmasın. Bir de üstte boş kalan eve doğalgaz parası vermemiş olun. Uygun fiyata kiraya verin efendim. 2 artı 1 evleri kiralamak isteyen bir sürü vatandaşımız olacak ki zaten kiralıyorlar şu anda. 2 artı 1 evleri hak ettiği 400 lira mı, 500 TL mi, 600 TL mi neyse o fiyattan kiraya verin, boş yere doğalgaz parası da vermemiş olun. Bakın bu da bir çözüm. Niye boş tutuyorsunuz evinizi? Hak ettiği oranda kira tutarı belirleyin. Öyle 1500-2000 liraya vermeye çalışmayın. Hem eviniz boş kalmamış olur hem fazladan doğalgaz parası boş yere vermemiş olursunuz. Umarım dikkate
alırsınız. Yoksa mesela şu anda bir sürü boş ev var, bir sürü doğalgaz paraları boşa gidiyor. En azından keşke onları uygun fiyatlarda kiracılara versiniz. Efendim, Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından trafikte zor anlar yaşansa da vatandaşlar bir taraftan da karın keyifli renkli görüntülerini ortaya çıkarıyor. İşte o görüntülerden birisi daha. Harput'tan kayarak inenlerden sonra şimdi de kayarak alışverişe gidenler. Elazığ'da kar kimi zaman çileye dönse de vatandaşlar karın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Karın keyfini çıkaranlar kimi zaman da ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. İşte onlardan biri de Burak Tan Yıldız'ı. Kayak takımlarıyla evden çıktı. Markete kayarak gitti. Alışverişini yaptıktan sonra bir de şehir turu attı. Ardından evine döndü. Tan Yıldızı'nın karda yürüyemeyenlere nispet yaptığı bu kayak keyfi sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasında yerini aldı. Ben böyle videoları hakikaten çok seviyorum. Çok güzel. Çok güzel böyle karın böyle renkli görüntüleri oluyor. Geçen gün Harput'tan kaymıştı bir hemşehrimiz. Bu defa alışverişe çıktı, kayarak gitti. Çok güzel. Bu görüntülerin artması gerekiyor. Böyle zahmeti değil de rahmeti ve renkli görüntüleri konuşmak gerekiyor. Mesela göndermiş Köprücü ailesi diyor ki, kar esaret değildir, çile değildir. Kar rahmettir, berekettir. Zorluğu elbet vardır ama zahmet olmadan rahmet olmaz. Şükür secdeleri yapmalıyız, şükür. Onca eksikliğimize, günahımıza rağmen Allah bu ülkeye rahmetini esirgemedi. Köprücü ailesine selamlar ve geçmiş olsun kardeşim demiş. Bizler de selamlarımızı iletelim. Aynen öyle. Kar zahmet değil, kar esaret değil, kar rahmettir, berekettir. İnşallah bu bereketi yaz aylarında görmüş olacağız. Efendim, devam ediyoruz. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ağında seyrine doyumsuz görsel şölenler oluştu. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Elazığ'ın Şirin ilçesi Ağın, seyrine doyumsuz manzara sundu. Tarihi konakları, camileri ve Keban Baraj Gölü ile açık hava müzesi görünümünde olan Ağın ilçesinde 18 Ocak'tan bu yana aralıklarla kar yağıyor. Türkiye'nin en yaşlı ilçe nüfusuna sahip ve sakin şehir olma yolunda ilerleyen ilçe, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzaraya büründü. Üç tarafı sularla çevrili olması nedeniyle yarım ada konumunda görsel bir güzellik sunan ve üzerinde 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacından ismini alan ada da kar yağışıyla beyaza büründü. Oğuz boylarından gelen Türklerdir. Oğuz boylarından gelen Türklerdir. Ağında özler.
görür hem de zengindir. Efendim, ağana selam olsun diyoruz. Acı Badem Çitli Köyü, madene bağlı, köy yolumuz kapalı, bekliyoruz diyor. Kar küreme ekiplerini yollarımızı açması için. Ağında görsel şölen diye haber yaptınız. Dışarıdan güzel görünüyor. Gelin yaşayana sorun. Markete bile gidemiyoruz. Yollarımız günlerce kapalı kaldı. Sahipsiz bir ilçeyiz. Duyurun sesimizi demiş bir diğer izleyicimiz. Efendim az önce bunlarla ilgili konuştuk. Yani evet biraz zahmeti olacak. Haklısınız, keşke yollar açık olsa, markete gidilebilse, ekmek alınabilse, o mağduriyetler hiç yaşanmasa. Ama yani oluyor. Keşke hiç olmasa. Abdullah Paşa'dan mesaj atan izleyicimiz vardı. Abdullah Paşa'da 311. sokak mıydı? Kaçırdık. Çok mesaj var bugün. İnternet kablolarında sorun varmış. İnternet kablolarında. Mesajı bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. İnternet kablolu bir öğrenci kardeşimiz atmıştı. Diyor ki Abdullah Paşa Mahallesi 311. sokak mıydı? Öyle bir şey derdi. İnternet kablomuz çalınmış ve yeni mesaj evet geldi. 311. sokakta oturuyorum ve bir aydır internetimiz kesik. Bölgesel çalışma var diyorlar. Ben üniversite okuyorum, kardeşim lisede. Online sınavlarımız var. Biliyorsunuz bu zamanda internetsiz ev yok diyor. Bu sorunu çözmek gerekir. Abdullah Paşa Mahallesi 311. sokaktaki internet sorununu bir kez daha ifade etmiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. 24 Ocak'taki Elazığ depreminde dükkanımız ağır hasar alıp yıkıldı ama henüz yapılıp teslim edilmedi. Kura da çekilmedi. AFAD'a başvurduk, dükkanlarla ilgili net bir şeyin olmadığını söylediler. Bu süreç hakkında bilgi verirseniz seviniriz. Dükkanımız ne zaman yapılıp teslim edilir? Net bir açıklama yaparsanız seviniriz. Efendim yok. Dükkanlarla ilgili net bir açıklama yapılmıyor. Hakikaten öyle. Çünkü 2 yıl geçti. İki yıldır insanlar ekmek yedikleri dükkanları 2 yıl önce yıkıldı ve bu vatandaşlara 2 yıldır birçoğuna dükkanları verilmedi. Verilenler var mı? Var. Mesela Abdullah Paşa Mahallesi'nde dükkanlarına taşınanlar var. Ama bizim zaten hali hazırda Yemişlik bölgesinde bir sosyal alan sorunumuz var şu anda. Yemişlik'te insanların alışveriş yapabilecekleri, ekmek alabilecekleri, ne bileyim işte domates alacakları, et alacakları, tavuk alacakları, alabilirler mi eti bilmiyorum ama bunları alabilecekleri yerler yok bu bölgelerde. Oralarda bu sosyal tesisleri, yani çarşı gibi planlanan yerleri bir an önce açarsak en azından bu hak sahibi olan, dükkanlardan hak sahibi olan vatandaşlarımızı da oralara yönlendirmiş oluruz. Yani Yemişlik'te aynı sorun var, mutlaka Çatalçeşme'de vardır. Zafran'da bir sürü dükkan var, boştu en son, şu an onlar doldu mu bilmiyorum. İnşallah bir an önce bu dükkanlardan hak sahibi olan vatandaşlarımız için de bir şeyler yapılır. Efendim Elazığ'da etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar kapılarının, dükkanlarının ve evlerin önünü temizlemeye başladı. Ancak bir vatandaşın yaptığı temizlik yürekleri ağza getirdi. 5 katlı ya da 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Hiçbir önlem almadan ve karı temizledi. Elazığ'da günlerdir süren kar yağışının ara vermesiyle birlikte bazı vatandaşlar çatılarda biriken karı temizlemeye başladı. Ancak bir vatandaş biriken karlara çok kızmış olması lazım ki çatısına hiçbir önlem almadan çıktı. Çatıya çıkan kişi eline küreği aldı, karları temizlemeye başladı. Onun açısından her şey rahattı, ancak görenlerin yürekleri ağzına geldi. Tehlikeye aldırmadan çatıda biriken karları temizleyen vatandaşın o anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Öyle bir şey yok ya. Su da mı nasıl yapılan bir karnı? Yani hiç kimsenin canı bu kadar ucuz olmamalı bence, şahsi düşüncem. Keşke amcamız orada tedbir alsaydı. Son ölünce niye öldü?
İşte bu yüzden öldü oluyor. Dikkat etmek lazım efendim. Yani o çatının üstünde karın kalması, her çatının üstünde şu an kar var. Ki öyle çok yüksek, uzun büyüklükte karlar da değil bunlar. Dikkat etmek lazım. Efendim, özel dikim giyim yerini bir dönem hazır giyime bırakmıştı. Kumaşa gelen zamlar hazır giyim ile özel dikim arasındaki makası daralttı. Hayatımızda artık her şey hazır, yediklerimizden giydiklerimize kadar. Ancak hayat pahalılığıyla birlikte artık geriye bir dönüş başladı. Tıpkı giyim sektöründe olduğu gibi. Vallahi şu önceden hazır giyime büyük talepler vardı. Ama 5 yıldır terzi esnafına talep arttı. Bunun da farkına varıyoruz çünkü şu anda işlerimiz iyi, şükürler olsun. Önceki kıyafetleri şu an değerlendiriyorlar. İlk aldıkları kıyafetleri. Tamir işi de biraz yoğun oluyor o yüzden. Çünkü evdekilerini de değerlendirdiğin zaman pantolondur, mantodur, çekettir. Bunları küçültmek için getiriyorlar, genişletmek için getiriyorlar. Hazır giyimde fiyatlar artınca çare kumaşlarda aranmaya başladı. Ancak artan taleple birlikte kumaş fiyatlarına da bir yıl içerisinde tam %100 oranında zam geldi. Arz talep meselesi zaten bu. Zaten şu anda terzilik mesleği bütün insanın vücuduna göre, ölçülere göre, provalarla ve o insanın bütün defolarını görüp o vücuda göre terzi esnafı onu dikip teslim ediyor. Takım elbise mağazalarda 3000 liraya da var, 1000 liraya da var. Ama özel dikim 2000-3000'den aşağı değildir. Özel sipariş takım elbiseleri. Şu an hazır dikim daha kolay insanlara geliyor. Modele göre kumaş metraj olarak da yükselebilir. Düşüş olarak düşüşte gösterebilir. Yani en fazla bir kumaş 3,5 metreden çıkar. İstediği modelde yaptırabilirler. Özel dikim giyimde modeline göre fiyat değişiyor. Ancak kadın giyimde dikim fiyatı erkek giyime oranla daha uygun. Yani bir iş kumaşı müşteri getirirse biz elemeyi 2,5 TL alıyoruz. 2500 alıyoruz. Evet. Kumaşla burada beğendiği zaman farklı oluyor efendim. Yaklaşık bir 3000-3500 civarında doğru, oluyor doğru değil efendim, mi? Doğru efendim. Yani dikim her zaman daha uygundur. Yani bazen konfeksiyon usulü ürünlerimizde evet indirimli bulabiliyorlar ama kalite açısından, moda tasarım açısından dikim her zaman daha bir ön planda şu an. Kumaş fiyatlarımız da evet biraz dolara endeksli olarak yükseldiği için ister istemez bizlerde de bir iş düşüklüğü oldu. Hani ekonomik kriz denen bir şey var. Hepimiz bir şeyler için çabalıyoruz. Yani bilmiyorum inşallah düzelirse yani dikim hiçbir zaman kaybetmez yani. Yani şu an hazır giyim tabii. Çünkü sipariş dikim artık eskide kaldı. Onu da pek nadir yaptırırlar. Ölçülerde sıkıntı olduğu zaman diktiriyorlar. Yoksa hazır dikim daha revaçta. Kumaşlara gelen zamla birlikte hazır ve özel dikim arasındaki makas da kısalmaya başladı. Kumaşlarımız 6 yıldızlar var, 300 lira metresi olan var. İngiliz kumaşları var, dolarla gelen var. Şimdi normal kumaş var, 250 var. Dolarla gelen de zaten 50 dolara metresi olan İngiliz kumaşlarımız var. 100 dolara olan kumaşlarımız var, İtalyan kumaşlarımız var. Evet. Onları icra ediyoruz, kullanıyoruz, müşterilerimize satıyoruz. Hazır giyim olduğu için biz tamirat yapıyoruz genelde. Yani mağazalardan vatandaş elbise alıyor. Tamiratın işte boy kısalma, daralma, fermuar değiştirme gibi işlemler oluyor. Onları yapıyoruz efendim. Çok şükür elhamdülillah işlerimiz iyidir ya hamdolsun. Yani şimdi bor elbise giyemez ki. Ya da boyu uzun, kısalması lazım, fermuarı bozuk, değişmesi lazım. Ölmeyecek bir meslek terzilik ya bence. Hayat devam ettikçe terzilik de ölmez. Terzi bir sanatkarın yanına kumaşını götürdüğü zaman o terzi inanıyorum ki bütün meslektaşlarım o müşteriyi memnun edecektir. Ama hazır giyim alındığı zaman yine terziye geliyor. Terzi onun boyunu kısaltıyor, bedenine göre yine yapıyor. Kolunu kısaltıyor, pantolonun kemerini daraltıyor, boyunu kısaltıyor. Yine terziye muhtaç kalıyor. Çünkü terzilik mesleği kutsal bir meslek ve terzilik mesleği ölmeyecek bir sanatkar. Efendim devam ediyoruz, bitireceğiz. İzleyicimiz diyor ki, Furkan abi çocuklarım Ayşin ve Hazan doğum gününü kutlar mısın demiş. Kutlarız efendim, niye kutlamayalım? Ayşin ve Hazan'ın doğum günü kutlu olsun. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olurlar. Sağlık içerisinde
sağlık içerisinde yaşarlar diye umut ediyoruz. Efendim mesajlarımız var. Mesajlarımızı okumayalım mı? Evet, tamam. Şöyle devam edelim mesajlarımızda. Acil kodlu bir mesaj gelmiş efendim. Ama bunu okuduk az önce. Maden Acıbadem Çitli Köyü'nde ulaşım sorunu varmış. Açılmasını bekliyorlar. Furkan Bey, misafirlerim Hazar Baba'yı bilerek Elazığ'a geldiler kayak yapmaya. Hazar Baba'da işletme var mı? Kayak takımları vesaire acaba? Kayamayacak mıyız Furkan Bey diyor. Efendim, ben ne diyeyim şimdi bu soruya? Ben yani utanarak cevap vereceğim. Bizim elimizde böylesine bir tesis, böylesine bir kayak merkezi imkanı var. Birkaç süreç önce burası kapalıydı. Niye kapalı diye sorulduğunda denildi ki yeteri kar yok. O yüzden açık değil. Türkiye'deki tüm kayak merkezleri açıkken. Sonra kar yağdı. Dedik burası açık mı? Dediler kapalı. Niye dedik? Dediler ki çok kar yağdı. Yani gerçekten yani bir kayak tesisine ne yar? Herhalde biz orada işte gökten sucuk yağmasını, elma portakal yağmasını beklemiyoruz. Kayak tesisine kar yağar. Kayak tesisine kar yağdığı zaman da insanların oradan faydalanması için, oraya gidebilmeleri için kayak tesisine karın yağdığı yolu açmak gerekir. Ki insanlar oraya çıkabilsin. Şimdi çok kar yağdı deyip yolu kapatmak mantıklı mı? Değil. Türkiye'de bunun sadece tek örneği Elazığ'da yaşanmış olabilir mi? Bence olabilir. Zira Erzurum'da Palandöken'de Elazığ'a yağan karı neredeyse 2-3 katı yağıyor. Erzurum'a Palandöken'e. 2-3 katı yağıyor ve ben sanıyorum 3 ya da 4 yıl önce Palandöken'e gittim. İnanılmaz bir kar yağıyor ve arabalar cayır cayır kayak merkezine Palandöken'e gidip geliyor. Yani bu bizim ilimizde özgü bir sorun galiba. Az yağıyor deyip kayak tesisini açmamak, çok yağınca da çok yağdı deyip yine kayak tesisini açmamak. İnşallah bilmiyorum. Haziran'da açarlar ya da Temmuz'da açarlar da gidip kayarız orada hep birlikte. Yani böylesine bir sorunla daha karşı karşıyayız. O tesisin bir an önce böyle güzel bir şekilde işletilmesi gerekiyor ve oraya yatakhaneler, orada işte insanların barınabilecekleri, yatabilecekleri, geceyi geçirebilecekleri oteller, bungalov evler yapılması gerekiyor. Buradan yetkililere inşallah bu serzenişimizi duyarlar. Trajikomik yaşanan olayla birlikte. Efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü ve haftayı birlikte noktaladık. Yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başladık. Hafta başında bu arada cumartesi günü genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbük Bey yine çok değerli konukları var. İş insanı Halis Yıldız, iş insanı Mehmet Bey ve iş insanı Aytun Sunguroğlu Zeki Akbük'ün konukları olacaklar. Elazığ ekonomisi konuşulacak. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Mutlu geceler diliyorum.